İşte yine beraberiz. Evet, böbreğin yapısını ve anatomisini iyice anladığımıza göre daha ince detaylara geçebiliriz. Burada çizdiğim nefronla ilgili konuşmaya başlamıştık ve nefronun böbreklerdeki süzme ve toplanmanın en küçük yapısal birimi olduğunu söylemiştik. Hadi şimdi de nefronu en baştan detaylı olarak inceleyelim. Ha? Nefronun ilk bölümüne glomerulus denir. Böbrek atardamarının kolları buraya gelir. Burada atardamarın ya da arterin bir kolunun şöyle ayrıldığını görüyorsunuz. Bakın, evet. Burada da başka bir dal ayrılıyor. Her atardamar gibi böbrek atardamarı da arteriyollere ayrılır ve arteriyoller glomerulusla ilk karşılaşan yapılardır. Evet, şuraya bakarsak böbrek atardamarından damarından arteriyol çıkacak. Şimdi buraya arteriyol yazıyorum. Art evet. Bunu daha da net belirtelim. Bunun tam adı aferent arteriyol. Aferent bir yere doğru giden demek. Yani aferent arteriyol dediğimizde glomerulusa giden arteriyolu kastediyoruz. Glomerulus oldukça sarmal bir yapıya sahip. Burada bir tür yumak var ve yine dallanma olacak. Aynı arteriole yani başladığımız damara geri geliyoruz. Yani bu yönde gidiyoruz. Dönüyoruz ve sonra da çıkıyoruz. Hepsi tek bir damarın içinde oluyor. Bu kısmına da eferent arteriyol diyoruz. Efferent de dışarı çıkan demek. Yani glomerulustan çıkıyoruz. İşte buradaki topa benzeyen yapı glomerulus. Glomerulusla ilgili ilginç bir şey var. Burası süzmenin yapıldığı ana yer. Böbrek atar damarlarından kan giriyor. İçinde biraz iyon, biraz su ve biraz da atık bulunan büyük miktarda sıvıyı süzüyoruz. Ve sonra Atık ve fazla iyonlardan ne yapıyoruz? Kurtuluyoruz. Yani glomerulus kana alıp süzdüğümüz ve süzdükten sonra kalanını geçirdiğimiz yer. Buradaki eferent arteriyon ileride kılcal damara dönüşecek ve venözlere gidecek ve daha sonra toplayacak ve sonra da böbrek toplar damarı olarak çıkacak. Bu konuyu nefronun diğer bölümlerini anlattığım sonraki videoda daha detaylı konuşacağız glomerulustan sürekli sıvı çıkışı olduğu için bu sıvının bir yerde toplanması gerek. Buradan çıkan sıvı şurada adeta glomerulusa sarılan kapsüle toplanıyor. Buradaki şey kapsül ve bu kapsülün adı Bowman kapsülü. Adını İngiliz bir bilim adamı olan doktor Bowman'dan alıyor. Süzme işleminden sonra geride kalan süzüntü veya glomerulustan gelen sıvının biriktiği yer de burası. Bu kapsülün içi boş bir alan. Bu nedenle buraya Bowman boşluğu da deniyor. Süzüntüleri toplayacak bir boşluk. Şu noktada neden buraya sıvı birikimi olsun ki diye kendinize soruyor olmalısınız. Demek istediğim burada epey sarmalama var. Yani yüksek bir basınç söz konusu ama bunun bizim diğer arteriyollerimizden ne farkı var? Ha? Niye özellikle burada bu kadar çok sıvı çıkışı var da vücudumuzun başka bir yerinde yok? Ha? Evet, cevaplayayım o zaman. Hadi şu pencereyi açalım da daha detaylı inceleyelim. Gelin bakalım. Arteriyolün Bowman kapsülü ile buluştuğu nokta orada epey bir şey oluyor. Hatırlayın. Evet evet hatırlayalım. Bir damarımız olduğunda. Ha burada olduğu gibi onun yarısını çiziyorum. Şuraya doğru gidiyor olsun. Evet damarımız burada. Bu damarda bir sürü iyi şey var. Mesela al yuvarlarımız, ak yuvarlarımız, trombositlerimiz, bazı büyük proteinler. Buraya kocaman bir tane çiziyorum. Evet devasa bir protein ve Bowman kapsülümüze giremeyecek. Bunlar bu yolda hareket ediyorlar. Ha iyi onlar gibi şeyler de var tabi. Buraya sodyum yazıyorum. Aynı zamanda daha küçük amino asitler gibi protein alt birimleri de var. Onlar için de AA yazıyorum. Ha glukoz da var. Bunlar glomerulustan çıkabilecek şeyler. Bunlar atar damardan Boğman boşluğuna nasıl geliyor? Hadi bakalım. Damarlarımız, atar damarlarımız vücudumuzdaki diğer her şey gibi hücrelerden oluşuyor. Damarlarımızdaki hücreler de buraya bir kısmını çiziyorum şimdi. Endotel hücre olarak adlandırılır. Bunların her biri endotel hücre. Endotel hücrelerin Ökaryot hücreler gibi çekirdekleri ve tüm organelleri vardır. Daha fazla detaya girmeyeceğim ama hatırlatmak istediğim endotel hücrelerin ökaryot hücre olduğu. Evet, bu damarlarla ilgili özel bir şey. Gözeneklidirler. Yani üzerlerinde ufak ufak delikler vardır ve bu gözenekler sodyum, amino asitler ve glukoz gibi küçük şeylerin sızmasına imkan sağlar. Dolayısıyla bu gözeneklerden sızabilirler. Aslında bazı delikler daha büyük proteinlerin de çıkmasına olanak sağlar. Ancak bu proteinler yine de çıkamaz çünkü endotel hücrelerin arasında zar gibi başka bir tabaka daha var. Burada gölgeli gibi çiziyorum. Ama bu tam bir engel değildir. Yarı geçirgendir. Yani bazı şeyler geçebilir. Bu da bazal zar olarak adlandırılan başka bir zar belki başka konularda duymuşsunuzdur bunu evet bazal zar burada küçük şeylerin geçtiğini garanti ediyor mesela sodyum gibi şeyler gözeneklerden geçer sızar evet amino asitlerimiz ve glukoz da aynı şekilde sızıyor evet ama büyük proteinler gözenekler ya da bazal zar yüzünden sızamıyorlar ve bowman kapsülüne giremiyorlar ve son olarak tübüler hücreler Tübüler hücreler Bowman kapsülünün sonu ile bağlantı noktasını oluşturuyor. Oldukça uzun hücreler. Onlarla ilgili komik bir şey. Tübüler hücrelerin bazıları damarlara endotel hücrelere sarılıyor. Şuradaki gibi. Bacak gibiler. Bacak yansıması gibi. Ayağınızla ilgili bir sağlık sorununuz olduysa muhtemelen bir podiatriste gitmişsinizdir. Biz de bu hücrelere podosit diyoruz. Podo ayak anlamına geliyor. Podositler, tübüler hücrelere ek olarak sadece tübül hücreler de vardır. Diğer adları da epitel hücrelerdir. Bu epitel bir hücre. Evet, endotel hücrelerden epitel hücrelere geçiyoruz. Ayrıca podositlerin epitel hücrelerin belli bir çeşidi olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Bu hücreler arteriyollerin çevresine sarılarak bu bağlantının yakın kalmasına bir çeşit olanak sağlıyor. Evet bunu da burada bitirdik. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.